Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız soy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen zili işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Bildirimleri tüm olarak seçtiğiniz takdirde anında bildirim alırsınız. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelimiz var. Oldukça da kibar ve de kolay bir model. Şu şekilde gördüğünüz gibi çiçekli fıstıklar. Şimdi iki motif arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tane yaptım ben. Tabi bu aralar size kalmış arkadaşlar. Ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum. Yani bu bittikten sonra bakın 1 2 3 olmuş tığ battım. 10 tane olana kadar yapıyorum. Yandaki tığ battı da kapattım 4. 1 2 3 zincir çektim. Yandakini de kapattım 5. 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım 6. 7 8 9 10 Asallah. İlk aranız kaçsa o şekilde araları veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada 10 tane tığ battı boşluğu verdim bu bittikten sonra. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. 1 2 bırakıp üçüncüye girip kapatıyorum 3 zincir çekip dönüş yaptım başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim İki çektim iki çektim iki çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim Başına üç kez aldım, girdim. ikişer ikişer alıp çıktım. Yine başına üç kez aldım, girdim. Şimdi önce bir, sonra ikişer, ikişer alıp çıkış yaptım. 5 adet zincir çekiyorum bu noktada. Son trabzana girip kapatıyorum. Burayı da sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım son trabzana 8. yuvada kapattım 5 adet zincir çekiyorum başına 2 alıyorum yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım tekrar 5 zincir iki trabzan arası girip kapattım tepesinde bir yuva oluşturdum 5 zincir çekip oluşturduğum yuvada tekrar kapatıyorum ortada bakın şu şekilde bir dal yaptık şu yaprağın aynısını burada da yapıyorum 3 zincir başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki al başına iki al gir 2 2 2 çektim Başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına 3 kez aldım ve girdim ikişer ikişer çıkış yaptım başına üç kez alıp girdim önce bir sonra ikişer ikişer çıkış yaptım 5 zincir çekip son trabzan arasında kapattım 7 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 7 8. yuvada sabitledim. Dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle girdim. 3 zincir çektim, yanda kapattım. 3 adet zincir çektim, yanda kapattım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıda kapattım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıda kapattım. Yani arkadaşlar, ilk aranız kaçsa o şekilde aranızı verip yine bu işlemi yapıyorsunuz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Renkli ipimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden bu yaprağın ucundaki o 5 zincirli nokta vardı ya arkadaşlar bakın. Buraya girip ipimi sabitliyorum. Buraya 4 kez 5 zincir kapatacağım. Yani 5 zincir çektim. Aynı noktaya girip kapattım. 5 zincir çektim. Aynı noktaya girip kapattım. Bu 2 oldu. 5 adet zincir çektim. Aynı noktaya girip kapattım. 3 oldu. 5 adet zincir çekip aynı noktaya girip kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrar. Buraya bakın buradaki tepeye girip sabitledim. Şimdi 14 adet zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Buradan fıstık yapacağız. İlmeğimi çok hafif genişlettim bakın. Altından giriyorum, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Sıkladım ve hafif genişlettim onu da. 1 İpin ucunu al, dibinde zincir çek tırnağına tut 2 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve tırnağına tut 4 5 altından giriyorum ipin ucunu alıp bu tarafa çıkarttım dibinde zincir çekip tırnağına tutuyorum 6 bu şekilde 20 tane ilmek çıkarıyorum 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 sayıda olabilir arkadaşlar bakın hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde tekrar bu ortadaki dalın üzerindeki yeşil ovaya girdim ilmek alıp her iki ilmeğimi sıkıladım ısım düzenleyip şöyle sıkıladık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 zincir çektim yine tam ortası olacak şekilde batıyoruz bakın fıstığın tam ortası olacak şekilde battım tersin dönüp buraya 14 adet zincirimi sabitledim 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir aldım bu zincire girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 3. 3 üç zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 2 3 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 4. trabzan olarak 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci 3. 3 üç adet zincir çekiyorum. 4. trabzan olarak kapatıyorum. 5 tane yaprak yapacağız buraya arkadaşlar. Aynı işlemle 4. yaprağıma yapıyorum. Gördüğünüz gibi 5'ti sanırım. Evet. 5. yaprağımı yapıyorum. 3 trabzan 4. yuvada sabitledim. Yeşil yuvama giriyorum. Dibindeki bir sık iğnesiyle burayı sabitliyorum. Bakın. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Buradaki yaprak tepesine gelip zincirimi kapattım. Buraya da yine 4 kez 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu bir 5 zincir çektim, girip kapattım bu 2. 5 adet zincir çektim, girip kapattım 3. 5 adet zincir çekip girip kapattım 4. Bir de zincir çekip ipimizi kıralım. İşte bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum. Bu aradaki mesafeleri sizler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.